Yani Ali bu Haydar konuda Fırat. bir değişim bugünden yarına olabilir mi Ali Haydar Fırat? Çünkü seçime de çok az kaldı. Yani bu böyle 3 ayda değiştirilecek bir şey değil ki. Bir de ben şeyi de hatırlatayım. Mazhar Bey yaşam tarzına müdahale konusunda bir endişe yani yok bir şey, dedi ama tabii Cumhurbaşkanı son dönemdeki açıklamaları ve bu konserler konusundan yürüyen tartışma. Hani bir kesim de kendine dair bir tehdit açıkçası hissediyor. Bunu da bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi 1998 enflasyon rakamı 24 yıl gerisine döndü. Aslında 24 yıl gerisine dönen sadece enflasyon rakam değil. Birçok şey aslında kurumsal anlamda ya da mevcut izlenen politikalar 90'lı yılların bizim bir biçimde politik olarak karanlık bir dönem dediğimiz ya da işte siyasal istikrarın olmadığı bir dönem olarak tanımladığımız bir döneme bir tür geri dönüşü ifade ediyor. Yasaklar bunlardan biri. Yani bu yasakların savunma biçimi ya da demokratik bir protestonun algılama ya da tarif edilme biçimi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından aslında sürecin 90'lara doğru geri gittiğini gösteriyor. Bir hikayenin aslında ben kişisel fikrim bir hikayenin bittiğini yani AK Parti hikayesinin bittiğini dolayısıyla söylemleri ve hareket tarzıyla bir geri dönüşe yönelik bir çaba içerisinde olduğunu söylüyorum. Şimdi hani imparatorluklar genelde başladıkları yerlere dönermiş. Yani her imparatorluk biz mesela Anadolu'ya döndük. İşte Moğollar Moğol'a döndü vesaire falan böyle genelde böyle bir çerçeve çizilir. Siyasette de bazen kurulduğunuz noktaya geri dönersiniz. Yani ilk çıktığınız saf, ilk ideolojik pozisyonunuz neyse ona dönersiniz. Ben AK Parti'nin giderek o en muhafazakar yani liberal kimliklerinden ya da özgürlük vaatlerinden soyutlanarak ya da kalkınmacı retoriğinden sıyrılarak bir biçimiyle o dar bir kalıbın içerisinde kendini tanımladığı bir o muhafazakarlık şemsiyesi altına yeniden sığındığını görüyorum. Yani o kadar kuşatıcı bir yurttaşlık kavramı ya da tanımı ya da sorunlara yaklaşım biçimini artık göremiyoruz. Yani ne ekonomide görüyoruz ne yaşam tarzında görüyoruz. Ve buna yönelik getirilen itirazlara da çok hoyratça bir karşı çıkış görüyoruz. Dolayısıyla bu hoyratça karşı çıkış elbette ki insanlarda ciddi bir tedirginliğe neden oluyor. Yani son grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gezi üzerine yaptığı tanımlamalar aslında bir demokratik protestonun, demokratik bir şeyin, herhangi bir ifade tarzının nasıl bir tırnak içinde toplum ve devlet düşmanlığına dönüştürülme imkanı ya da çabası olduğunu bize gösterdi. Şimdi buradan yola çıkarak şu söylenebilir. Yani bize bir şeyler vaat etmişti AK Parti iktidar olduğunda. Yani işte bu yolsuzluklar, yasaklar, işte yoksulluk meselesi vesaire falan. Bütün bunlarda zaten herhangi bir belli bir dönem bir şeyler kat edildi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle söylenen sözlerin aslında çok da hani karşılığını bulmadığını gördük. Bu anlamda hani Gezi'ye bir parantez açacak şunu söyleyeyim. Gezi aslında bugün Sayın Kılıçdaroğlu biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz, Türkiye'yi sokacağız sözünü bunun için mi söyledi? Evet yani 10 madde sıraladı bugün yani Sayın Kılıçdaroğlu. Yani o dönemin AK Parti'nin savunduklarını şimdi CHP mi savunuyor? Bir çıkış yolu olarak aslında Türkiye'nin yeniden kendisini bir biçimde bu Batı bloku ya da Batı değerleri çerçevesinde kendisini konumlandırıyor zaten. Hı hı. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önceki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu Avrupa Birliği meselesinde daha sekter bir tutum içerisindeydi. Evet. Yani bu yaklaşımı o zamanlar pozisyonlar daha farklıydı. Yani evet. AK Parti daha girmek istiyordu. Evet, AK Parti girmek istiyordu ya da bu konuda hatırlıyorsunuz yani 2004-2005'ti galiba bir gündüz vakti bir işte havai fişek şöleni yapılmıştı. Yani çok eleştirilmişti. O zaman ama yani toplumun da Batı'ya bakışından bugüne çok değişti. 2007. Yani siyasi argümanlar bir karşıtlık oluştu. Batı bloğuna bakış değişti. Doğru, doğru. Bir karşıtlık oluştu ama nihayetinde bence geldiğimiz yer ya da nokta itibariyle bu son içinde bu yani aslında genel bir toplumsal buhran içerisindeyiz. Türkiye toplumunun bunalımını görüyoruz, tanımlıyoruz. Bu bunalımın birçok sebebi var ama içinde bulunduğumuz mevcut iktidar yani o Gezi'de çok ortaya çıkan tavrıyla şunu gösterdi. Yani Gezi bu iktidarın potansiyelinin demokratik olup olmadığını açığa çıkardı. Yani insanlar sokağa çıktılar. Normalde demokratik bir iktidar şunu yapabilirdi. Bu insanlar dinlerdi, sorunlarını çok rahat bir biçimde çözebilirdi vesaire falan. Bunun yerine terörize eden, bunun yerine bambaşka bir hale geldi. Ve halen mesela en son konuşma Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce tarafların kabul etmediği, reddettiği bir takım ifadelerin yeniden dolaşıma sokulmasına neden oldu. Şimdi bu geriye dönüş, yani söylemsel olarak bu geriye dönüş aslında bize şunu gösteriyor. Yeni bir söz yok. Şimdi yeni bir söz olmadığı için de biz neyi konuşuyoruz mesela?
Türkiye'nin mevcut sorunlarının herhangi bir çözümü konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Şimdi genelde siyaset nasıl tanımlanır? Oyun kurma ve oyun bozma olarak tanımlanır. Şimdi AK Parti daha çok oyun bozma kısmına. Eskiden oyun kurardı. Ya da yine kutuplaşma üzerinden bir seçim süreci olacağı anlamına da gelir mi? Şimdi aynı fikirdeyim. Şimdi AK Parti oyun kurmak yerine oyun bozma meselesine. O yüzden mesela sıklıkla Millet İttifakı'nın tırnak içinde yumuşak karnı olduğu yerlere hamle yapıyor. Örneğin ne diyor? İşte bu HDP meselesini gündeme getiriyor. Örneğin ne oluyor? Kendi içinde tartışılacak bir konu olarak gördüğü adaylık meselesini gündeme getiriyor. Dolayısıyla bir oyun bozma meselesi. Aynı zamanda işte ekonomiye vesaire falan bir takım eleştire getirdiği zaman AK Parti ne söylüyor? Diyor ki ya ama bunlar da kötü yönetiyor diyor. Biz bunları da gördük diyor. İşte bunlar da geçmişte şunu yaptılar, bunları yaptılar. Cumhurbaşkanı bugün dedi ki Gezi olmasaydı ve sonrasında bu darbe girişimi. Bunlar olmasaydı 1,5 trilyon dolarlık bir ülke olacaktık. Biz ekonomimizi bunlar etkiledi diye bir konuşmasında bir yorum yaptı. Şimdi bu da aslında tam söylediğim çerçeve içerisinde kalan bir şey. Yani sorumluluğu kabul etmemek. Yani üstlendiği ya da yönettiği her anda ya da yol açtığı. Şimdi hani sıklıkla şey söyleniyordu ya işte dolar Gezi'de işte 1.68 ya da 80'de işte 2. bilmem kaça 1 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi 16 lirada dolar. Yani o Gezi'nin hani tırnak içinde yarattığı tahribatsa o zaman bugün AK Parti'nin yarattığı nedir? Yani o zaman 1,5 trilyonsa bugün kaç trilyonluk bir kayıp var ve bunun hesabını kim verecek bu topluma? Yani siz bir bütün iktisat disiplini alt üst eden bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Dünyanın izlediği siyasetin ya da ekonomi iktisat biliminin izlediği siyaset tam tersi bir siyasetle mevcut gelişmeleri ters yüz ediyorsunuz. Israr ediyorsunuz. Diyorsunuz ki faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyorsunuz. Ve bunu şöyle vaatlerle süslüyorsunuz. Biz 6 ay içerisinde bu sorunu çözeceğiz. O yetmiyor, 1 yıl oluyor. O yetmiyor, işte seçime kadar süre uzatıldıkça uzatılıyor vesaire falan. Peki ne oluyor bunun neticesinde? Neticesinde şu oluyor. Bize yeni bir söz söylenmiyor. AK Parti'nin istikrar ya da işte hayal kurma ya da işte kalkınma ya da işte adalet bütün bu alanlarda topluma vaat ettiklerini toparlayacak olursak aslında maalesef 90'ların o karanlık dönemine bir geri gidiş. Yani sert bir kutuplaşma. O sert kutuplaşmanın yani yıkıcı bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. O yıkıcı kutuplaşmanın içerisinde de kendince bir oyun bozma mevcut. Çünkü mesele şu artık AK Parti için. Ben var olan haliyle kazanamayacağım. Ama benim için mesele şudur artık. Karşı tarafa nasıl kaybettiririm? Şimdi karşı tarafa nasıl kaybettiririm üzerine bir oyun kurarsanız sürekli bir karşı taraf üzerine eleştiri üretirsiniz. Sürekli söylem üretirsiniz. İthamlarda bulunursunuz. İşte bunlar teröristtir, şudur, budur vesaire falan. Hep bildiğimiz söylemler. Ama bu söylemlerin satın alınmadığını da biliyoruz. Son cümlem şu olsun. Aynı zamanda toplum kendi gerçek sorunlarını konuşmayan iktidarlardan hoşlanmaz. Muhalefetten de hoşlanmaz, iktidardan da hoşlanmaz. Yani benim bu kadar sorunum varken sen hala 2013'teki bir meseleye dönüp o mesele benim nazarımda kapanmış diyorsa bir toplum ve sen onu gündeme getiriyorsan ya da önce AK Parti bir takım bakanların söylediği ya işte bugün yaşadığımız enflasyon aslında 90'ların bize bir bakiyesi. Onun sinir yaşıyoruz. Peki 2002 ile 2010 arasında böyle bir itirazın yoktu. Böyle bir eleştirin yoktu. Böyle bir suçlaman yoktu. Dolayısıyla bu artık geldiğimiz nokta tamamen rakibi suçlamak ya da rakibi üzerinden bir şey kurmak, rakibi bozmak.